İller Bankası AŞ'den ek kredi kullanılması teklifinin idareden geldiği şekliyle oy birliğiyle karar verilmiştir. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabul kararlarına kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yani faaliyet raporuyla ilgili teklifimiz var. Bu konuda karımızın faaliyet raporuna ilgili değerlendirmeleri daha sonra oylamasını geçeceğiz. Faaliyet raporuna başlayalım. Başkan sunum yapacaksanız. Evet, faaliyet raporu ile ilgili görüş ve öneriler. Evet, Hocam. İçin en önemli kurumların başına gelmektedir. Yatırımcı ve aynı zamanda bize hizmet üretmek de mükelleftir. Vatandaşın daha bizim de beklentimiz bu yöndedir. Daha temiz su, daha ucuz su, herkesin faydalandığı, ulaştığı, susuzluğun olmadığı, kesintisiz ve sağlıklı susuz hizmetlerin verildiği, tüm şehrimizin altyapısının bittiği, tüm ilçelerin artmasının bittiği, hatta arıtmasız kırsal mahallelerin kalmadığı, su sorununun kalmadığını görmek istiyorum. Konutları ve iş yerlerinde fosfetik çukurların olmadığını şehir istiyoruz. Şehrimize acilen yenilmek üzere altyapı çalışması yapılması şarttır. Özellikle yaz mevsimi şehrimize kanalizasyon kaynaklı koku oluşmaktadır. Özellikle bunu şehir dışına gelen misafirlerimiz çok kez söylemektedirler. Kanal ve yatırım dairesinin daha çok üretken olmasını bekliyoruz. Özellikle şehrimizin yeni oluşan mahallelerinde ileriye dönük altyapı çalışmaları yapılması şarttır. Özellikle nüfusu artan Sarıçam ve Kuzey Adana, Doğankent, Solaklı, Yakaplılar, Misiz, yani küçük dikili, özellikle yaz nüfusun çok fazla artan Pozantı, Tekir Yaylası, Bürücek, yine aynı şekilde Kamışlı, Pozantı, Pozan Göller Yaylası ve diğerleri köylerimizde aynı hizmeti beklemektedirler. Buraların hem kanal hem de arıtma tesislerinin bitirilmesi, yenilenenin yapılması elzemdir. Peki ilçemizin arıtmasını bir an önce bitirmesi gereklidir. Çünkü içme suyumuzu karşılayan Çatalan Barajı'nı besleyen iki nehir buradan geçmektedir. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, ASKİ'nin yaptığı tamirat ve tadilatların ve kazan alanların yenilip eski hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü hem merkezde hem ilçelerde çok fazla yapılmayan yerler mevcuttur. Şu an yumurtalık bu durumdadır. Ayrıca yapılan asfalt yamalar kaliteli değil. Daha itinalı bir çalışma yapılmalıdır. Hatta ilçe belediyelerine asfalt ve parke taşı verilirse bu hizmetleri ilçe belediyelerine yapacaklarını söylüyorlar. Değerli arkadaşlar, ASKİ'nin çok acil kırsal bölgelerde tarımsal üretimi desteklemek için küçük sulama görevleri yapması gerekmektedir. Şu ana kadar herhangi bir çalışma görmedim. En azından birkaç tane örnek proje yapmaları gerekiyor. Damlama sulama sistemi cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Kaynaklar da ve akarsular da demir su kaybı gözükmektedir. Bu yıl geçen yıla göre daha fazla yağış aldık. Havalar çok kırak giderse geçen yıl duruma düşmeyelim. Tedbir almakta fayda vardır. Buna bağlı olarak özellikle kırsal bölgelerde ve yaylalarda yaşayan vatandaşlarımızın küçükbaş, büyükbaş besiciliği ve besili yapanlar ve sürü hayvancılığı yapan köylerimiz sıkıntı yaşamaktadırlar. Kırsal alanlarda güneş enerjisine faydalanarak doğal yaşam alanındaki canlılar için su kuyusu açılarak su tekneleri yapabiliriz. Bilin üzere bu yaz kırsaldaki vatandaşlara hem ASKİ hem de ilçe belediyeleri tankerlerle su taşıdılar. İçme suyu yetmedi. Bu yıl tedbir alalım. Değerli arkadaşlar, Kozan, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalı köyleri için yapılan 700 içme suyu projesi hala bitirilmedi. Acil bitirilmesi şarttır, gereklidir. Bundan sonra bizim arkadaşlarla düşüncemiz bu faaliyet raporuna olumsuz yönde oy olacaktır. Yani Bilge Çakat Partisi'nin grubu olarak faaliyet raporumuz red olacaktır. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bilgi sahibi olduğumuzdan dolayı ben o içerik noktasında da arkadaşlara teşekkür ederim.
yapacağım konuşma işin eksik kalan kısımları, yapılmadan yapıldı denilenleri açıklamak ve bunun için de tespit ve tabii ki öner ve desteklerimiz belirleyeceğiz. Yani sadece eleştiri yapmayacağız. Öncelikle gördüğünüz sayfada teşkilat yapısına bakıldığında askerin, başkanım onu soracağım, teşkilat yapısında askerin yönetimi kaç kişi var? Şu yapı olarak mesela. 3, 4, 5, 6, kaç kişi? Yapıyı sorayım dedim ama kitapçıktan bildiğim kadarıyla anlatayım. Gördüğünüz sayfada teşkilat yapısına bakıldığında askerin kuruluş kanununa göre yönetilmekle mecbur olduğu 2560 sayılı İSKİ kanununa göre yönetim kurulu şöyle teşkil etmesi gerekir. Belediye başkanı, genel müdür, kıdemli genel müdür yardımcısı ve dışarıdan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atama kararnamesine 3 üye olmak üzere 6 kişi. Belediye başkanı olarak siz, genel müdür Nesrin Bursavuş, genel müdür yardımcısı Evrak Kaplan ve dışarıdan Sayın Ziyan Köksal olarak görünüyor. Doğru. Evet. Sanırım siz bütün bu yönetimlere de katılıyorsunuz bu zamanda. Çünkü zaten katılmıyor musunuz? Evet, peki 2560 sayılı İSKİ kanunun 5A maddesine göre yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 4 kişiyle toplanmak zorunda. Yok, orada duruyor. Bir kamu zararı. Yani bunu söyleyecek misiniz? Devam edecek misiniz? Bunları konuşalım. Kısa konuşmayı değil. Sizden rica ediyorum. Evet, bu proje ne olacak? Keşke sırf devsal yaratmak amacıyla bütün yatırımları durdurmasaydınız. Unutmayınız ki yarım kalan her yatırım kamu zararı. Halbuki karayolları yol genişletme çalışması yaparken siz de devam etseydiniz orada çoktan o projeyi hayata geçirmiş olurdunuz. Milyarlık bir bütçe yaptı ve kullandı. Bunun %39 milyondur arkadaşlar. İşte yukarıda belirtilen topu topu yaptığınız yatırım toplamı kendi öz kaynaklarınızdan yaklaşık 150 milyon TL. Hadi başkan şurada deyin ki ya şu da benim hayalim. Şu işte ben başlattım. Şu işi de ben bitiriyorum, şu işi de ben bitirdim, burada resimde kestim dediniz, hayallerinizi, hani başka dişimizi koyuna sıracak mı falan. Dişimizi kıralım, evet dişimizi kıralım sözü. Yani sizin hayaliniz olan başlattı, temelini attınız ve bitirdiniz, bir projeyi de burada anlattık. Ya arkadaşlar bakınız yine son olarak, yani son, burada bir de şunu söyleyeyim. Yani sizin başlayıp bitirdiğiniz bir tane projeyi sizden durmak istiyorum bu mecliste adına. Yine hukuk müşavirin efendim. Yok yok, yıldan bahsediyorum. Yo yo, ben 2 yıldan bahsediyorum. 3 yıldan. Evet. O 3 yılda bunları. Asker abi çok teşekkür ediyorum. 3 yıl öncesinde başlayan projeleri bahsediyorum. Ama ben ilk gün stratejik planı ve performansı çalışırken 5 yıllık başkan önümüze koyduğumda hadi başkan dedik, şu şehir için hayallerini bir anlat, biz de duyalım dedik. Dedik ki ya ne anlatacağız dedi. Siz anlatın dedi. O gün kayıtlarda var. Aynen. Dedik ki ya başkan, biz başkanın hayallerini duymak istiyoruz. Bu başkan değişti, kentte neler değişecek? Şimdi gelirken havaalanı orada diyor ki Adana hizmetle değişiyor. Allah'ım dedim ya Rabbi ya Rabbi. Bu kent niteliksiz göç alıyor, yetiştiremiyoruz. Bu kentte yaşayanlar hep şehir dışına gidiyor. Şehir dışına, şehir dışından şehre gelenler de diyor ki ya bu Adana'da hiçbir değişmemiş olmayacak. Ben her gün bakıyorum, yenilenmiş hiçbir şey yok. Yazık, yazık. Gerek yayla veya başka ne kredi veya hibe varsa getirin. Biz de meclisimizde konuşalım, tartışalım, destek verin. Zaten şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılan işlerin %80-90'ı bu hibe ve kredilerle yapılırken yok yatırımlar için suya zam yapmamız gerekir derseniz bu da zamma onay vermeyeceğimizi şimdiden söylüyoruz. Çünkü zaten her ay tefekkür programında suya zam yapıyoruz. Ha bir daha araç kirasından %90 oranında kurtuldunuz. Ve aylık en az 80 milyon su tahakkukunuz var. Bunun yarısı 40 milyon. Geçen de söyledim. Asker personelini, banka kredilerini, diğer yarısını da yapıyorsunuz diye. Kıymetli arkadaşlar, Sayın Başkan, Karataş ve İmamoğlu su kap ve Canka'da yapılıyor. Can demiştik. Tek kuruşunu sıkıyor. Aladağ ihalesi, başkan yine burada. Su kaptan bildiği kadarıyla hibe ve kredi ilerleyen bank tarafları yapılıyor. Doğru mudur? Her zaman da Çatalhöyük'le karışıyor. O yüzden çok önemli. Yani 2019 parası 7,5 milyona bağlı oldu. Sayın Bey'in projesi. Başkanım. Her sorduğunuzda Sayın Genel Müdürümüz tamam diyorsunuz ama her defasında 6 ay geçiyor yine ortaya.
diyorum ben Kozan için yeni proje yapalım. Belki ihalesi yapılacak. Tabii ki eskisi çalışma öncesi her türlü desteği vereceğiz arkadaşlar. Yine her genel kurulda, her meclis toplantısında dile getiriyorum. Önümüzdeki